Evet gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Konumuz mutlak değer. 5. haftanın artık son konusu arkadaşlar. Şimdi basit eşitsizliklerden hemen sonra görüyoruz mutlak değeri. Size tavsiyem mutlak değerin anlamını bilin. Tanımını bilin. Gerisi hikaye arkadaşlar. Şimdi mutlak değerin tanımı nedir? Mutlak değerin tanımı arkadaşlarım bir sayının, sen de aynen buraya yazabilirsin. Bir sayının sayı doğrusu üzerinde, şunu yaklaştırmamda fayda var yoksa çirkin yazıyorum. Bir sayının sayı doğrusu üzerinde, sayı doğrusu üzerinde başlangıç noktası olan sıfıra olan uzaklığına o sayının neyi denir? Mutlak değeri denir. Aynen bu şekilde yazıyoruz. Mutlak değeri denir. Evet. Kaba tabirle bu tanımımız. Yani sayının sayı doğrusu üzerinde sıfıra olan uzaklığına mutlak değer diyoruz. Şimdi eğer ki sevgili gençler bir sayı sıfırdan büyük veya sıfıra eşitse bu mutlak değer olarak verilen o sayının dışarı çıkmış hali A'dır. Eğer ki sayımız sıfırdan küçükse mutlaka ama mutlaka, şimdi sıfırdan küçük olduğu için biliyorsun uzaklık negatif bir olamaz. A diye çıkarırsak sevgili gençler bunu, A sayısı negatif olduğunda A diye çıkardığımız zaman hata yapmış oluruz. Ne yapacağız? O negatif sayıyı eksiyle çarpıp pozitif yapacağız. Yani aslında bakarsan burada kafana takılan soru şu olabilir. Ya bu mutlak değer, işte pozitif çıkartmıyorum her zaman. Evet öyle. Çünkü hep bu şekilde gördük biz. Şimdi bu nasıl dışarı eksi a diye çıktı? Saçmalık değil mi? Diyebilirsin. Aklına böyle bir soru gelebilir. Mesela benim lise zamanında gelmişti böyle bir soru. Ama şunu da unutmayın. Mantığımız şu. A sayısı negatif olduğu için dışarı eksi a diye çıkıyor. Yani bu zaten negatif. Eksi de başına gelirse eksi çarpı eksiden ne olacak? Zaten bu kısım pozitif olacak. Yani hata yapmış olmuyoruz. Şuradakileri bir dolduralım. Eksi 5'in mutlak değeri. Eksi 5 sayısını düşünün. 0 şurası. Eksi 5 burada. Eksi 5'in 0'a olan uzaklığı kaç birimdir arkadaşlar? Burası 5 birimdir. O zaman cevabımız ne olacak? 5. Ya da sen buna diyeceksin ki içerisi negatif olduğu için eksiyle çarpılarak çıkacak da diyebilirsin. Eksi kök 3 nedir arkadaşlarım o zaman? Kök 3'tür. 1 eksi kök 3. Bunlara dikkat ediyorsun. Diyeceksin ki 1 mi daha büyük, kök 3 mü? Tabii ki kök 3 daha büyük. Çünkü 1 kök 1'dir. Bu da kök 3'tür. Kök 3 daha büyük. Şimdi ben kök 1'den yani 1'den kök 3 çıkarırsam negatif bir sonuç elde etmiş olurum. Ve negatifliği engellemek adına da bunu eksiyle çarpıp dışarı öyle çıkarmam lazım. Yani nasıl çıkaracakmışım? Kök 3 eksi 1 biçiminde eksiyle çarparsam bu hali alır. Pi eksi 2. Pi'nin sen 3,14 olduğunu biliyorsun. 3,14 mü büyük? 2 mi? Tabii ki 3,14. O halde olduğu gibi çıkar diyeceksin. Ve burası da pi eksi 2 olacak sevgili arkadaşım. Şu sorumuza bakalım. AB'den, B'de C'den küçükmüş. Burası zaten mutlak değerli olmadığı için olduğu gibi kalacak. A eksi C. Şimdi A sayısı B'den daha da küçük olduğundan biz bunu ne olduğunu biliyoruz? Negatif olduğunu biliyoruz. Negatifse dışarı nasıl çıkar? Tabii ki eksiyle çarpılarak. Dolayısıyla B eksi A diye çıkacaktır. C eksi B, bak C'den B çıkmış. Yani C B'den daha büyük olduğu için zaten pozitiftir. Dışarıda olduğu gibi çıkar. Sadeleştirilecek işlemler varsa onları bir yapalım. Bak burada artı B var. Burada eksi B var. Burada artı A var. Burada eksi A var. Burada artı C var. Burada eksi C var. Hiçbir şey kalmadı. O zaman cevap nedir? Sıfırdır diyeceğiz. Devam. A sıfırdan küçük olmak üzere. Bu işlemin ifadenin eşiti nedir? Öncelikle A sayısı sıfırdan küçük olduğu için ben bunu dışarı A diye çıkaramam. Nasıl çıkaracağım? Eksi A diye çıkaracağım. Artı 3A demiş. Ben bunu 3A diye de çıkaramam. Niye? Çünkü A sıfırdan küçükse 3A da sıfırdan küçüktür. O zaman eksi 3A diye çıkacak. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. Artı 4A nasıl çıkacak? Eksi 4A diye çıkacak. Pekala. Şuraya baktığımız takdirde eksi 4A, eksi 3A daha, eksi 7A, eksi 8A yaptı burası.
Deneyimiz var burada. Eksi 3'ümüz var. Bu ifadenin eşiti budur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. 59. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçtik. Mutlak değer özellikleri. Şimdi arkadaşlarım, iki sayının çarpımının mutlak değeri sayıların ayrı ayrı mutlak değerlerin çarpımına ve bölümüne eşittir. İki sayının bölümünün mutlak değeri de sayıların ayrı ayrı mutlak değerlerinin bölümlerine eşittir. Yani sen burada 5 kere 2'nin mutlak değerini bulmak yerine mutlak değer 5 ile mutlak değer 2'yi çarpsan da zaten sonuç her zaman 10 çıkacaktır diyoruz. Mutlak değer x eksi mutlak değer y'nin de mutlak değeri sevgili arkadaşlarım, x artı y'nin kendisinin mutlak değerinden daha küçük veya eşit. Bu da mutlak x artı mutlak y'den daha küçük veya eşit. Tabii ki en büyük bu olacak. Çünkü ayrı ayrı mutlak değerlerini alıp topluyoruz. X de y negatif olsa bile, pozitif de olsa, biri negatif biri pozitif bile olsa bu eşitlik her zaman ama her zaman geçerlidir. Bir sayının kuvvetini aldıktan sonra mutlak değerini almak yerine o sayının mutlak değerini aldıktan sonra kuvvetini de alsan sıkıntı olmaz ama burada z, n dediğimiz şey z artı olacak. Yani pozitif tam sayı olacak diyeceğiz. Örneğimize bakalım. X bir reel sayı ve sıfırdan küçük. Yani şöyle diyebilir miyiz o zaman? X eleman r eksi negatif bir reel sayı. Pekala. X negatifse bu dışarı nasıl çıkacak? Zaten x negatifti. Eksi 3 ile çarparsam pozitif olur. Demek ki içerisi pozitifmiş. O zaman eksi 3x diye çıkar olduğu gibi. Artı. X üzeri 6 pozitiftir. Dolayısıyla olduğu gibi çıkar. Eksi. X üzeri 6 pozitiftir. Eksi ile çarparsam negatif olur. Dışarı nasıl çıkarmam lazım? X üzeri 6 diye çıkarmam lazım. Pozitif olsun diye. Bölü. Alt kısma bakıyorum. X negatifse eksi x diye çıkar. X negatifse burada eksi 2x diye çıkar sevgili gençler bu kısımda. Çünkü x negatifse eksi 2 ile çarpıldığı zaman pozitif olur, dışarıda olduğu gibi çıkar. X üzeri 6 ve eksi x üzeri 6 birbirini götürürken alt kısımdaki işlemi yaptığımız zaman eksi 3x gelir. Bu da bize eksi 3x bölü eksi 3x'i verir. Peki aynı sayıyı birbirine oranlarsak cevabı ne buluruz? Tabii ki 1 buluruz arkadaşlar. Cevabımız buymuş dedik. Geçtim bir diğer soruma. Bu ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır? Arkadaşlarım, bir cisme olan uzaklığı minimum ne olabilir? Üst üste duruyorlarsa sıfır olabilir. Değil mi? Bir noktanın başka bir noktaya olan uzaklığı. Bak burası 2 birim olabilir. Biraz yaklaştırırsın 1 birim olabilir. Biraz daha yaklaştırırsın 0.2 birim olabilir. Ama o noktalar üst üsteyse uzaklık sıfırdır. Ve negatif bir uzaklık yoktur biliyorsun. O halde biz diyeceğiz ki bu mutlak değerlerden bir tanesini sıfır yapalım. Hangisi? Ben şunu sıfır yaparsam eğer x'i 2 seçmek zorundayım. O halde burası sıfır olur. Şu kısım 6 olur. Şu kısım 2'den 1 çıktı 1 olur. Yani buradan 7 geldi. Peki şurası sıfır olursa x'i eksi 4 yapmak zorundayız. Eksi 4 eksi 2 eksi 6'nın mutlak değeri 6 artı 0 artı eksi 4 eksi 1 daha. Eksi 5 yapar mutlak değeri 5'tir. Toplamda 11 gelir. Bir de şunu 0 seçelim. X'i 1 seçmem gerekiyor buranın 0 olması için. 1'den 2'yi çıkardım eksi 1. Eksi 1'in mutlak değeri 1. 1'e 4 ekledim 5. 1'den 1 çıkardım 0. Bu da kaç geldi? 6. Ne demişti? En küçük değer kaçtır diye sormuştu. En küçük yani alabileceği değerler 7, 11 veya 6. En küçük değeri hangisi? 6 diyeceğiz sevgili gençler. Cevabımız da bu olacak dedik. Evet. 60. sayfamızın ilk sorusuna geçtim. Örnek, 3 eksi a, a eksi 3 diye dışarı çıkmış. Bu hangi durum için geçerli? Eksiyle çarpılmış değil mi? O zaman içerisi negatif olabilir. İçerisi negatif olabileceği gibi sıfır da olabilir. Çünkü içerisi sıfırsa sıfırın eksilisi de sıfırdır. Dolayısıyla 3 eksi a küçük veya eşittir sıfır demekte fayda var. Pekala. 16 eksi 2 a da dışarı olduğu gibi çıkmış. O zaman ben bu 16 eksi 2 a'yı da sıfırdan büyüktür veya eşittir diyebilirim. Çünkü sıfır da dışarı olduğu gibi çıkabilirdi. Pekala a'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var? Artık soru mutlak değer sorusundan kurtuldu. Ne haline geldi? Basit eşitsizlik sorusu oldu sevgili gençler. Pekala 3 eksi a sıfırdan küçük veya eşitse a 3'ten büyük veya eşit olmak zorundadır. Ve ekstradan eksi 2 a'yı karşıya atarsanız 2a küçük veya eşittir 16 ve buradan a küçük veya eşittir 8 gelecektir. Yani
Benim bu a dediğim değerim 3'ten büyük veya eşitken 8'den de küçük veya eşitmiş. A'nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? 3 var, 4, 5, 6, 7 ve 8 var. Yani toplam 6 tane tam sayı değeri mevcuttur A'nın alabileceği. Geçtim bir diğer örneğe. A, B, C'nin reel sayı olduğunu söylemiş bize. Mutlak değer A bölü A, mutlak değer B bölü B ve mutlak değer C bölü C toplam kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Şimdi burada mutlak değer x bölü x diye bir ifademiz olsa bu ifade ya 1'e eşittir ya da eksi 1'e eşittir. İkisinden birisi. Yani 1 veya eksi 1 çıkacak bunun sonucu. Aşikar. Neden? Çünkü x pozitifse eğer, x pozitifse x bölü x'den 1 gelir, x negatifse eksi x bölü x'den eksi 1 gelir. Yani bunun da cevabı ya 1 ya eksi 1. O zaman şöyle durumlar olabilir. Hepsi 1 olabilir. Yani 1 artı 1 artı 1'den cevap 3 gelebilir. Bunlardan bir tanesi eksi 1 olabilir. 1 artı 1 eksi 1'den cevap 1 gelebilir. Bunlardan ikisi eksi 1 olabilir. 1 eksi 1 eksi 1 eşittir. Eksi 1 gelebilir ve hepsi eksi 1 olabilir. Eksi 1 eksi 1 eksi 1 da eksi 3 yapar. 2'yi, 0'ı ve eksi 2 değerlerini alamayacaktır. Dolayısıyla kaç farklı değer varmış arkadaşlarım? 4 farklı değer vardır diyeceğiz. Bu ifadenin alabileceği. Evet, mutlak değerli denklemler diyoruz. Şimdi ben bu mutlak değerin neyin ne olduğunu biraz anladık. Peki ben bunlarla denklem kursam ne olur acaba diye bir düşünelim. ABC birer reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere. AX artı B eşittir C denkleminin çözüm kümesi. Şimdi arkadaşlarım AX artı B dışarı nasıl çıkmış? C diye çıkmış. O zaman bu AX artı B ya C'dir gerçekten. Ya da bu AX artı B eksi C'dir diyeceğiz. Tabii ki burası mutlak değerli olduğu için sonucu olan C sıfırdan büyük veya eşit olmak zorundadır doğal olarak. Negatif bir sonucu olamaz. Eğer negatifse zaten çözüm kümemiz boş küme diye demek zorunda kalacağız. O halde buradan bir çözüm yaparsak AX eşittir C eksi B'den X eşittir C eksi B bölü A gelir. Ya da AX eşittir eksi C eksi B'den x eşittir eksi c eksi b bölü a gelir her iki tarafı a'ya bölersen. Yani benim bu tarzda eğer c pozitifse denklemlerim için iki tane x değeri bulmam gerekiyor. Sorularımızda çok daha net göreceksin ve hatırlayacaksın da aa bu sorular o sorulardı diye. 2x eksi 3 15 denkleminin çözüm kümesi diyeceksin ki 2x eksi 3 kardeşim ya 15'tir ya da bu 2x eksi 3 dediğimiz değer eksi 15'tir. İki tane denklem kurdun. Daha sonrasında çözeceksin bunu. Eksi 3'ü karşıya attın. 2x eşittir 18. O zaman x eşittir 9 gelir. Bu 1. Ya da 2x eşittir eksi 3'ü karşıya atarsan eksi 12 gelir. X eşittir ne gelir? Eksi 6. Bu da 2. Çözüm kümesi sorulmuştu. ÇK eşittir dedim. Küçüğünü öne yazdım. Eksi 6. Büyüğünü arkaya yazdım. 9. Ve çözüm kümemiz bu şekilde oluşmuş oldu. Tabii bazı denklemler olacak. Bunları da yerlerine yazmak zorunda kalacağız. Birazdan onları da göreceksiniz. Yani öyle her bulduğumuza kök diye zıplamayacağız. Şimdi mutlak değer x eksi 2 eksi 3'ün mutlak değeri 4. Bu denklemin çözüm kümesi. Ben ne yapacağım? Şuradaki mutlak değerden mi kurtulacağım en dıştakinden? İki tane mutlak değer var burada çünkü. Mutlak değer x eksi 2 eksi 3 diyeceksin ki ya 4'tür hocam ya da mutlak değer x eksi 2'den 3 çıkarınca eksi 4 de gelebilir diyeceksin. Eksi 3'ü karşıya zıplatalım. X eksi 2'nin mutlak değeri 7 olur. Eksi 3'ü karşıya zıplatalım. Mutlak değer x eksi 2 eşittir eksi 1 olur. Şimdi burada bir dur, bir dakika. Niye biliyor musun? Diyeceksin ki hocam mutlak değerli bir ifade bu uzaklık belirtiyordu. Eksi 1 diye bir uzaklık olur mu? Olmaz. Demek ki buradan kök falan gelmeyecek. Buradaki çözüm kümemiz boş küme. Bizim işimiz sol tarafla. Ne kaldı geriye? X eksi 2'nin mutlak değeri 7. O zaman diyeceksin ki x eksi 2 ya 7'dir ya da bu x eksi 2 eksi 7'dir diyeceksin. Eksi 2'yi attığım karşıya x eşittir ya 9'dur diyeceğim ya da eksi 2'yi karşıya atarsan x eşittir eksi 5'tir diyeceğim. Denklemin çözüm kümesi sorulmuştu. ÇK eşittir. İki tane bizim kökümüz var. Birisi eksi 5, öteki 9. Cevap da budur dedik sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer örnekle.
x eksi 2'nin mutlak değeri artı 4 eksi 2 x'in mutlak değeri eşittir 6 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı nedir? Bak şimdi. X eksi 2'nin mutlak değerini yazdım. Artı mutlak değer içerisinde 2 parantezinde 2 eksi x yazdım. Kapattım mutlak değeri eşittir 6'yı yazdım. Niye böyle bir şey yaptım? Şuradaki x eksi 2 ile 2 eksi x gayet de birbirine benzer şimdi. Peki x eksi 2'nin mutlak değeri artı şu 2'yi pozitif olduğu için dışarı taşıyabilirim. 2 çarpı mutlak değer 2 eksi x eşittir 6 oldu. Şimdi bak ben sana şunu söyleyeyim. X eksi a'nın mutlak değeri ile a eksi x'in mutlak değeri birbirine eşittir. Niye? Sonuç olarak bunlar birbirinin eksilisi. Sonuçta mutlak değer 5 mutlak değer eksi 5'e eşit değil mi? Evet eşit, o zaman bunlar da birbirine eşittir. Ve sana bir şey diyeyim mi? O zaman bunun mutlak değeri de bunun mutlak değerine eşittir. Çünkü birbirinin eksilisi bunlar. Madem öyle ben şöyle derim. X eksi 2'nin mutlak değeri artı 2 tane mutlak değer x eksi 2 derim. Yani bunu bu şekilde değiştirmiş olurum. Bir şey fark eder mi? Hiçbir şey fark etmez. Eşittir 6. Bak şimdi burada bir tane mutlak değer x eksi 2 var. Burada 2 tane var. Toplarsan kaç tane olur? 3 tane mutlak değer x eksi 2 eşittir 6. Her iki tarafı 3'e bölmenin zamanı geldi bence. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 2 geldi. Mutlak değer x eksi 2 eşittir 2 ise x ya 4'tür ya da 0'dır. Bunu da nereden bulduk? X eksi 2 eşittir 2 ya da x eksi 2 eşittir eksi 2'dir dedik. X eşittir 4 veya x eşittir 0 dedik sevgili gençler denklemlerin çözdüğümüzde. Bu değerlerin toplamı sorulmuş bize. E biz Ahmet 4 ile 0'ın da toplamı 4 yaptığını sen söyleyiver. Geçtim bir diğer örneğime. 2x eksi 3'ün mutlak değeri 2020. İşte bu denklemin kökler toplamı nedir diye sorulmuş. Öncelikle 2x eksi 3 diyeceksin ki hocam ya bu 2020'dir ya da 2x eksi 3 eşittir eksi 2020'dir diyeceksin. Sonra 2x eşittir 2020 artı 3'tür diyeceksin ya da 2x eşittir eksi 2020 artı 3'tür diyeceksin. Sonra her iki tarafı 2'ye böleceksin tabii. X eşittir 2020 artı 3 bölü 2. Ya hocam şunu 2023 yazsak yazma. Yazma. O kalsın öyle. Bir de x eşittir eksi 2020 artı 3 bölü 2 yapar. İşte köklerden bir tanesi bu. X1 diyelim. Bu da x2. İkinci kökümüz. Bunların toplamı sorulmuş. Ben bunları toplarsam eğer paydalar eşit zaten. Mis. Artı 2020 eksi 2020 gider. 3, 3 daha 6 yapar. Bir de bölü 2'miz vardı. Cevabımız ne olacakmış? 3 olacakmış sevgili arkadaşlar. İşte o 2020 ile 3'ü o yüzden toplama dedim. Hani toplayarak da yapabilirdin. Burası da eksi 2017 olurdu. Eksi 2017 ile 2023'ü toplayınca da 6 bulurdun ama şurada şöyle gitmesi senin daha garantici işlem yapmana sebep olacağı için ben onlar kalsın sadeleştirelim dedim. Evet gençler geçtik bir diğer örneğimize. 2a artı 1'in mutlak değeri a artı 4'e eşitse bu denklemin kökler çarpımı sorulmuş bize. Diyeceksin ki aynı burası sayıymış gibi davranacaksın ve 2a artı 1 eşittir ya a artı 4'tür diyeceksin ya da 2a artı 1 eşittir eksi a eksi 4'tür diyeceksin. Bir artılı bir eksili. A'yı bu tarafa gönderdim. A 1'i de karşı tarafa gönderdim. 3 eksi a'yı bu tarafa gönderdim. 3a 1'i karşıya gönderdim. Eksi 5. Ve buradan da a eşittir. Eksi 5 bölü 3 geldi. Şimdi 2 tane kökümüz var. Ama ne demiştim az önce? Bunları denemek zorunda da kalabiliriz. Denemekten ziyade de şunu yapabilirsin. Buradaki a artı 4'ün değişken olduğu için ne olduğunu bilmiyoruz biz bunu. Büyük veya eşit 0 olması lazım. Yani a'nın eksi 4'ten daha büyük olması gerektiğini de bu sorunun içerisinde bu çözümü yaparken söylemen gerekiyor. Görmen gerekiyor. Peki a eksi 4'ten büyük veya eşit olacaksa 3 bunu sağlıyor mu? Evet eksi 4'ten büyük. Eksi 5 bölü 3 eksi 4'ten büyük mü? Büyük. O zaman bu ikisi de kök kabul edilebilir artık. İşte bunların çarpımı sorulmuş. 3 kere eksi 5 bölü 3 derseniz 3'ler gider geriye de eksi 5 kalır. Cevabımız da budur diyebiliriz. Geçtim bir diğer örneğime. 3x artı 2m'nin mutlak değeri x eksi m'nin mutlak değerine eşit. Bu denklemi sağlayan x değerlerinin toplamı 7 olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu ikisinin mutlak değeri birbirine eşitse şöyle diyeceksin o zaman.
Bu 3x artı 2 m doğal olarak x eksi m'ye veya 3x artı 2 m eksi x'e eşit olmalı ki sonuçta bunun da mutlak değeri buna eşit. Bu denklem sağlasın. O halde x'i bu tarafa gönderdim 2x kaldı. 2m'yi diğer tarafa gönderdim. Eksi 3m yaptı. Ve x eşittir. Eksi 3m bölü 2 gelmiş oldu. Bir de eksi x'i bu tarafa gönderdim. 4x 2m'yi karşıya gönderdim. Eksi m geldi. Yani x buradan eksi m bölü 4 olmuş oldu. Sağlayan x değerlerinden bir tanesi buymuş. Diğeri de buymuş. Şimdi bunların toplamı 7'ymiş. Toplayalım. Burayı 2 ile genişlettim. Eksi 6m eksi m bölü 4 eşittir 7. 4 kere 7 kaç yapar? 28. Eksi 7m eşittir 28 ise m kaçtır? Tabii ki eksi 4'tür. Cevap da budur diyeceğiz sevgili gençler. Gördüğünüz üzere mutlak değer olunca tamamen mutlak değerli işlemler yapmıyoruz. Soruda şuradan mutlak değerden kurtardıktan sonra hep bildiğimiz işlemler yapıyoruz. Yeter ki denklemi dikkatli çöz ve mantıklı çöz. Başka bir şey yok. Devam. Diyor ki a eksi 4, b artı 3 ve 3c eksi 6'nın mutlak değerleri toplamı 0 olduğuna göre a artı b artı c toplamı nedir? Arkadaşlarım bu şekilde mutlak değerli ifadelerin arada eksi olmamasına aman dikkat et. Aralarında hep artı varsa o zaman diyeceksin ki bunların toplamının 0 olması için bunun da 0 olması lazım ki 0 artı 0 artı 0 eşittir 0 gelsin. Ya hocam bu mesela 5 bu 7 olsa bu da eksi 12 olsa da sağlıyor ama şöyle bir durum var, mutlak değerler negatif olamıyor ki. Negatif olamadıkları için zaten her birine 0 diyoruz biz. Güzel. O zaman a eksi 4 0'sa a 4'tür diyeceksin. B artı 3 0'sa b eksi 3'tür diyeceksin. 3c eksi 6 eşittir 0'sa 3c 6'dır ve böylelikle c de 2'dir diyeceksin. Bizden istenen şu: a artı b artı c. Yani 4 ile eksi 3'ü topla 1. 2 daha kaç yapar? 3 yapar ve cevabımız da bu olur diyeceğiz sevgili gençler. Altta sorumuz yok. Sağ tarafta da mutlak değerli eşitsizlikler var. Mutlak değerli eşitsizlikler konumuza bir sonraki videomuzda devam edeceğiz sevgili gençler. Haberiniz olsun. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.